Ahmet Bey'in bir sorusu var hocam. Ben şimdi okurken aslında iyi ki Müslümanız diye şöyle iç geçirdim bu soruda. Çünkü vereceğiniz cevabı az çok tahmin edebiliyorum. Aklımıza gelen ve söylemediğimiz şeylerden sorumlu muyuz Allah razı olsun dua ediyorum ve dua bekliyorum demiş. Evet. Yani aslında bu tür şeyler biraz da neyle alakalı? Dini hassasiyetle alakalı. Yani aklımıza geldi, hatır deriz ya buna, gelip geçici duygu ve düşüncelerimiz var. Ama o düşünceler ne değil? Yani hayata geçirilmesi ne yapılman Çok hoşnut veya bizleri veya toplumu ne yapacak? Rencide edecek, zor durumda bırakacak işler. O halde onu hayata geçirmediğimiz sürece, eyleme dönüştürmediğimiz sürece ne değiliz? onlardan mesul değiliz. Fakat bazı duygu ve düşünceler var ki bunlar psikolojik rahatsızlıklar durumunda söyleyeyim. Yani düşünmek bile insanı şey yapıyor inanç bağlamında. Bunu da peygamber ve vesselam'a soruyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah öyle şeyler aklımıza geliyor ki bizim. Fakat onu normal şartlarda düşünmek bile tehlikeli. Fakat inancımıza zarar verir mi diyor? soruyorlar. O da diyor ki ince inancınıza zarar verme endişesini taşıyor musunuz? Taşıyoruz. O halde o nedendir? İsmail i̇manınızdandır, inancınızdan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bundan mesul değilsiniz, bundan dolayı bir vebal altında değilsiniz diyor. Kısaca dini hassasiyet üst hat safa üst safada olunca ne yapar? Bu tür düşünceler ama bu da güçlü bir inançtan kaynaklanıyor ve inancımıza ve gün bizi vebal veya günah altına sokmayacağını da hatırlatmak istiyorum seyircilerimiz. Ben soruyu sorarken şunu düşünmüştüm hocam. Hani Müslüman bir iyilik yapmayı düşünür, aklından geçirir. Ha. Yaparsa şu sevabı alır, yapmazsa da o düşüncenizi alır. Onu da siz alır. ilave ettiniz. Teşekkür ediyorum. Bir güzel. kötülük düşünür, güzel. yapmazsa bir sevap alır, yaparsa da bir ceza alır. Evet, güzel. Yani o yüzden Müslüman'ın düşüncesine bile Cenab-ı Allah kıymet veriyor ve sevapla, hasenetle, hasenatla karşılık veriyor. İnşallah düşüncelerimiz iyi olur ve hayata geçiririz diyelim.